Evet, subap ayarı yapılıyor şu an Honda Jazz'a. Buradaki toleransları var. Şuradaki tırnağı geçiriyor. Daha sonra da oradaki vidayı o tırnağa göre boşluk bırakacak şekilde sıkıyor. Subap ayarları her 30 bin kilometrede bir yapılması gerekiyor. Özellikle 100 bin kilometre üzeri araçlarda. Yoksa subaplar sıkıştırıyor. Hem motorun verimi hem de sarsıntılı çalışmasına sebep oluyor. O kaçlık diye geçiyor mesela bu tırnak şu an Honda Jazz'lar için. Exhaust tarafında 25 olarak, emme tarafında da 15 olarak yapıyoruz abi. 15. Evet. Şu an bunun sıkıntısı neydi? Neden yapıyoruz? Sarsıntılı mı çalışıyordu? Sarsıntılı çalışıyor. Sabah çalışmada stop edecek dereceye geliyor. Böyle durumlarda stop ayarı yapıyoruz. Bobinler herhalde kontrol edilmiş. Tabii. Bu yakıt tasarrufuna da sebep oluyor mu? Tabii ki, tabii ki. Yakıtla alakası çok büyük. Çalışmada araç rahatlar, vites atımına kadar aracın gidiş performansı gayet rahat olur. Almış olduğu benzin, yaktıktan sonra atışı, bunların hepsi slop ayarıyla ilgilidir. Bunlar yapıldığı zaman arabanın yürürü, akarı, her şey gayet güzel olur. Yakıtı mantıklı olur, çekişi güzel olur. Slop ayarı bir araçtaki en büyük can alıcı parçadır. Bunlar yapıldı mı araç gayet güzel, kullanımı keyifli olur. Ki bunun fiyatı ne kadar subap ayarının? Subap ayarı ücreti, boğaz temizliği, adaptasyonu toplam işçiliğimiz 350 lira tutuyor. Ortalama da işte sabah 9'da bırakılıp akşam saat 4 gibi teslim ediyoruz. Çünkü motorun soğuması tabii, mı gerekiyor? Tabii tabii, motorun soğuması gerekiyor. Ha, bunu sökmek uzun olduğu için sökene kadar hemen motor soğumuş oluyor bu araçlarda. 350 lira ücret karşılığında bu işlemler yapılıyor. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederim. Evet.